Küba'dan selamlar arkadaşlar. Şu an Havana'da çok güzel bir parktayız. Buraya gelmeden önce geleceğimi duyurduğum zaman açıkçası sizlerden bir sürü soru aldım. İşte Küba'da para kullanılmıyor mu? Küba'da sağlık ücretsiz mi? İşte Küba güvenli mi falan diye. Biz de dedik ki Emre ile böyle bütün merak ettiklerinizi bir videoda toplayalım ve Küba ile bütün merak edilen her şeyi sizlerle paylaşalım. Paylaşalım mı? Tabii ki. Küba ile ilgili merak edilen her şey bu videoda. Küba ile ilgili sanırım en çok sorulan şeylerden biri. Küba'da para kullanılmıyor mu acaba? Ya şimdi şöyle, buraya gelmeden önce açıkçası 7'den 70'e herkesten ya orada para kullanılmıyormuş, orası çok güzel bir ülkeymiş falan gibi sorular aldım. Tabii ki de burada para kullanılıyor. Neden böyle bir algı var bilmiyorum. Belki sosyalist yani bir ülke evet, olmasından. Bakın gayet de para kullanılıyor. Hatta iki farklı para birimi kullanıyor. Şimdi şu şekilde oluyor. Bunu çokça söyledik aslında ama evet, bu videoda olmasının gerektiğini düşünüyorum. Pek anlaşılmıyor nedense. Bu dönüştürülebilir peso. Bu dolara endeksli arkadaşlar ve dolardan %3 daha değerli. Turistlerin gelmesinden sonra döviz ihtiyacını karşılamak için üretilmiş bir para. Ama normal Kübalıların kullandığı standart para ise Yağmur'un elinde gördüğünüz yerli peso. Bir dönüştürülebilir peso tam olarak 24 tane yerli pesoya eşit oluyor. Burada çok insanların aklı karışıyor. Çünkü mesela siz dolarla ya da euro ile geldiğinizde bu paradan alamıyorsunuz. Dönüştürülebilir olmasının sebebi de bu zaten. İkinci olarak sağlığın ücretsiz olduğu söyleniyor. Doğru mu Emre? Küba'da sağlık ücretsiz mi? Ben Türkiye'den buraya gelip ücretsiz bir şekilde sağlıktan faydalanabilirim. Şimdi ikisi farklı Yağmur. Sağlık evet ücretsiz ama Kübalı'ya ücretsiz. Maalesef yabancıların belli bir ücret ödemesi gerekiyor. Kübalılar her tür sağlık hizmetinden ücretsiz tarzda yararlanabiliyorlar. Sadece ilaçların belli ufak ücretleri var ama çok sembolik ücretler onlarda. Yabancılar içinse aynı hizmetler belli bir ücrete tabi. Zaten o kişiyi ayırmak lazım. Evet. Hani Kübalı'ya ücretsiz olan şey turiste ücretsiz olmuyor maalesef. Yani kendilerine sosyalistler arkadaşlar, size değil. Evet Yağmur, bir de tabii insanların en çok merak ettiği şeylerin başında internet geliyor. Deniyor ki Küba'da internete bağlanılmıyor, bağlanma imkanı yok, çok kötü falan. Sen bu kadar zaman geçirdikten sonra ne dersin? Şöyle, Küba'da internet var ama belirli alanlarda var. Yani parklar gibi, oteller gibi belirli alanlarda Etexa diye bir kurum var ve oradan internete girebiliyorsunuz. Ama şöyle oluyor, orada bir tane modem var kocaman. Herkes öyle 100 kişi falan oradan bağlandığı için tabii ki de internet hani Türkiye'deki gibi hızlı değil, çok yavaş oluyor. Etexa kurumlarından parka gittiğinizde bağlandığınızda saati 1 kuka bağlanabiliyorsunuz ama Küba'da internet pahalı diyebiliriz. Evet. Eğer internetten işiniz varsa Küba'ya gelmeyin. Yani çok küçük işlerinizi halledebiliyorsunuz. Bir de son dönemde, yani geçen yıldan bu yana çok şey değişmiş Küba'da. Geçen yıl geldiğimde burada sim kart yoktu. Şimdi telefonlarda sim kartta internet var. Senin kullandığın 3G mesela ne kadardı? 2,5 GB'ı 20 kuka aldım. 20 kuka evet. Şimdi diğer merak edilen şeylerden birisi de Küba Prosu. Küba biliyorsunuz Prosu ile çok meşhur. Ben buraya geldiğimde bir sürü Pro siparişi aldım evde. İnanamazsın evet, yani. Evet, inanıyorum, merak ettim. Peki Küba Prosu neden eşsiz sence? Şimdi aslında biraz açıklaması uzun sürebilir. Çok kısaca söyleyeyim o yüzden. Şimdi Küba'da Pro üretilen çok yer var. Yani en azından 5 bölge var. Ama bu 5 bölgenin sadece bir tanesinde gerçek anlamda kaliteli Pro yetişiyor. Yani tütün yetişiyor. Burası da Havana'nın batısında yer alan Pınar del Rio eyaleti. İşte oralardaki iklim, toprak gibi, toprak oldukça kırmızıdır orada yani demir bakımından zengindir. Ve mikrokliması ki çok fazla yağış almaz. Bu tarz özellikler sebebiyle dünyanın hiçbir yerinde o kalitede tütün çıkmıyor. Temel sebebi bu açıkçası. Yoksa Pro'nun yapımı ile ilgili hiçbir şey yok. Sırrı, önemi vesairesi yok. O yaprak kalitesi Küba Pro'sunu eşsiz kılıyor. Peki başka bir soru soracağım sana. Küba'da Pro bacakta sarılıyor mu? Böyle bir efsane var mı? Ama hangi bacakta? O konuyla ilgili link nerede? Şuralarda bir yerde. Geçen yıl bir video çekmiştik. Merak ediyorsanız onu izleyebilirsiniz. Evet Yağmur, şimdi çok önemli bir soruya geldik. Google'da en çok search edilen sorulardan birisi. Evet, en çok merak edilen soru belki de. Kübalı kadınlar güzel deniyor. Sen ne düşünüyorsun? Güzeller yani bence. Güzeller. Ne diyebilirim ki? Melezler de var işte. Burada beyaz Kübalılar da var. Güzeller. Siyahlar da var evet. Evet, sence? Evet, bir bel ve kalça konusunda. Maşallah. Maşallah evet. Tabii Yağmur, bir de doğal olarak insanların merak ettiği şeylerden biri vize konusu. Yani Küba'ya vize var mı? Vize nasıl alınıyor? Küba'ya vize var. Aslında birçok insan Küba'nın vizesiz olduğunu sanıyor. Küba'ya vize var. Hatta size vizemi göstereyim. Ben Acenta'dan almıştım. Bu vize yalnız bir aylık geçerli oluyor. Ama 3 ay kalabiliyorsunuz Küba'da. 3 ay kalmak isterseniz bu vizenizi buradan aylık 25 dolara uzatabiliyorsunuz. Şimdi toplam 3 aylık Küba'ya vize hakkınız var. Normal. Peki Emre, Küba'da demokrasi var mı?
Var. Ama tabii bizim bildiğimiz anlamda işlemiyor. Genellikle şey birbirine karıştırılıyor. Parlamenterizmle demokrasi birbirine karıştırılıyor açıkçası. Ben öyle düşünüyorum. Küba'da tek parti iktidar söz konusu. Sadece Küba Komünist Partisi'nin iktidarı var ama seçimler yapılıyor. Seçimler genel olarak yöneticiler seçiliyor. Parlamento oluşuyor. Ondan sonra parti kendi içerisini kendi oluşturuyor. Demokrasiyi destekleyen çeşitli mekanizmalar var. İşte sendikalar vesaire falan aktif. Onlar kendi demokrasilerini kendileri yani bildikleri şekilde yürütüyorlar. Yani sadece bize garip gelen kısmı çok parti rejimi olmaması. Ama o konuda çok ilginç bir şey söyleyeyim. Hem muhalif Kübalı bile açıkçası çok parti rejimini istemiyor. Neden? Çünkü burası çok Amerika ile bütünleşik bir tarihe sahip olduğu için çok parti demek bir anlamda çok fazla iç gerilimin doğması demek. Direkt Amerika müdahil olacak ve yani ülke hiç bitmeyen bir iç kargaşa içerisine sürüklenecek. O yüzden hallerinden memnunlar. Yani genel olarak memnunlar. Partiyle ilgili eleştiride bulunanlar işte ekonominin liberalleşmesini, daha işte belli konularda daha fazla açılım yapılmasını falan talep ediyorlar ama talepler içerisinde çok parti rejimi pek yok açıkçası. Peki Emre, Küba'da ambargo devam ediyor. Evet, maalesef devam ediyor. Obama zamanında Obama ambargoyu büyük oranda kaldırmıştı. Yani en azından şöyle söyleyeyim, ambargo devam ediyordu ama içini bayağı boşaltmıştı onun. Hatta kaldırılmasını da istedi bu arada. Ama o zamanki kongre çoğunluğu cumhuriyetçilerde olduğu için bunu başaramadılar. Sonra Trump'ın gelmesinden sonra ise şimdi ambargo oldukça sıkılaştırıldı. Yaşadığımız benzin krizi onun bir sonucuydu. Mesela şimdi kruzlar kaldırıldı. Amerika Birleşik Devletleri ile olan uçak seferleri büyük oranda kısıtlandı. Şimdi mesela havaalanı dışında bir yere gelemiyorlar artık, uçamıyorlar falan. Bayağı bir Trump açıkçası oldukça uğraşıyor ve o yüzden maalesef ambargo sıkılaşmış durumda. Evet, Küba pahalı mı sence Yağmur? Küba, Kübalıları ucuz ama turist de pahalı bir yer. Yani senin de bahsettiğin gibi böyle bir yanlış algı var. Hani burası sosyalist olduğu için genelde herkesin sosyalist sanılıyor ama Küba turist de pahalı. Zaten ekonomisini de turizmden sağladığı için buraya yani, evet. Turistten kazanmalı ki Kübalıya hizmetleri sunabilsin. Ne kadar elektrik, su faturan ne kadar geliyor? Şöyle örnekleri izninizle göstereyim. Mesela arkadaşlar bu benim son elektrik faturam. Yaklaşık 6 Küba pezosu. Yerli peso. Yerli peso. Yaklaşık işte 30 sent ediyor. Doğalgaz faturam. Evet burada doğalgaz da var onu söyleyelim. Neymiş? 2.42. İşte 15 sent falan yapıyor. Telefon faturam. Bu da bir 60 peso ekstra bir transfer şeyi var, maliyet var. Onun dışında evet onun dışında 10 peso. Peki Emre, Küba'da en çok böyle aratılan şeylerden birisi de Küba'da kanser aşısı. Küba'da kanser aşısı var mı ya da kanser tedavisi var mı? Var. Yalnız insanların genel olarak düşünecekleri gibi veya düşündükleri gibi önleyici aşı değil. Geleyim o zaman Küba'da bir kanser aşısı olup gideyim gibi bir şey söz konusu olmuyor maalesef. Sadece tedaviye yönelik. Onun da belli kriterleri var. Öyle herkese uygulanamıyor maalesef. Kanserin belli bir aşamada olması lazım. Şu anda 4 tane kanser için bir aşı geliştirdiler. Onunla birlikte toplam 4 tane şu andaki aşı neler sayısı. Neler var? Akciğer kanseri. 2 tane akciğer kanseri var. Baş ve boyun kanseri için aşı var. Bir de bu bahsettiğim son aşı. Onlarla birlikte şu anda 4 ama deneme aşamasında çok fazla aşı var. Belli aralıklarla onaylanacaktır. Konuyla ilgili zaten bir video yapmıştık. Detaylı bilgileri şuradan. Herkesin maaşı eşit mi? Küba ile alakalı yine böyle bir algı var. İşte Küba'da herkesin maaşı eşit deniyor. Küba'da herkesin maaşı eşit değil. Şu şekilde oluyor. Devlette çalışıyorsanız eğer hemen hemen yakın. Yani 50 dolarla 70 dolar arası diyebiliriz değil mi devlette çalışan? Yani daha biraz daha yüksek de olabiliyor. Biraz daha düşük de olabiliyor ama hani en yüksekle en düşük arasında çok anlamlı bir fark olmamış. Evet, yani 20 dolar 30 dolar fark var. Ama eğer turizm odaklı bir iş yapıyorsanız o zaman tabii ki de arada uçurum olabiliyor. Yani gelir dengesizliği olabiliyor. Peki Emre, burada birçok eski araba var. Küba'da arabalar ucuz mu? Hiç değil. Yani Küba hatta arabaların ucuz olmasını geçtim ya. Muhtemelen dünyanın en pahalı ülkesi o konuda. En ucuzları işte şu yanımızdan da geçip duran eski Amerikanlar. Onlar hakikaten yani makul fiyatlarda görece. Ama onun dışında basit Lada, Moskoviç gibi Rus arabaları için bile 20-30-40 bin dolarlardan bahsediliyor. Ki bu arada bahsettiğimiz arabalar ikinci el. Sadece devlet satıyor yeni arabayı. Onların fiyatları da 200-250 bin civarında. Yani dolar olarak düşünebilirsiniz. Yani çok absürt derecede pahalı maalesef. Yağmur en çok belki de merak edilen konulardan biri. Burada insanlar hakikaten mutlu mu? Yoksa fakir mi? Sen nasıl gördün? Nasıl yorumladın bunu? Ya bu galiba en çok sorulan sorulardan birisiydi bana gelmeden önce. Çünkü buraya gelen turistlerden bir kısmı diyor ki Küba şahane bir yer. İnsanlar sürekli dans ediyor, rom içiyor işte. Eğleniyor falan. Ama diğer bir kısımda sefalet çekiyor diyor.
Benim gördüğüm kadarıyla yani insanların durumu çok çok iyi değil, yani çok zengin değiller ama hani mutsuz kesinlikle diyemeyiz. Ya bir de bu çok göreceli bir kavram. Çünkü buradaki insanlar evet belki çok para kazanmıyor, maaşları düşük ama belirli temel hizmetleri ücretsiz olduğu için, yani sağlık gibi işte ulaşım gibi hizmetleri ücretsiz olduğu için açıkçası çok da paraya ihtiyaç duymuyorlar. O yüzden benim gördüğüm kadarıyla insanlar diğer ülkelere kıyasla, yani diğer kapitalist ülkelere kıyasla bence mutlular. Peki Küba'da uygulanan karne sistemi nasıl işliyor? Senin karnen var mı? Varsa nasıl işliyor? Neler alabiliyorsun bunlardan? Evet, bu benim karnem arkadaşlar. Aylık olarak bununla çeşitli ürünleri alabiliyorum. Devletin mağazalarından, marketlerinden. Açıkçası şöyle, eskiden benim ilk geldiğim dönemde devletin verdiği ürünler çok daha fazlaydı. Sonra zamanla bunu giderek düşürdü. Önümüzde öyle çok da anlamlı bir şey vermiyor açıkçası. Ve dahası bunu kaldırmaya çalışıyor. Bir kere yani şunu söylemek lazım. Karne sistemi dünyada hiçbir ülkenin, hiçbir sistemin, hiçbir rejimin isteyeceği, benimseyeceği bir uygulama değildir. Devlet insanları çalışmaya teşvik etmek istediği için bunu giderek azaltıyor. Peki yani burada o kadar vakit geçirdin, Santiago'ya gittik, birçok mahallelere gittik, gezdik vesaire falan. Kendini nasıl hissettin burada? Güvenli mi sence Küba? Bence Küba, Orta Amerika ve Güney Amerika'nın en güvenli ülkesi. Yani insanlar buraya gelirken çok rahatlıkla gelebilir. Yani telefonunuzu oraya bırakın, gidin falan gibi değil ama gasp yok. Onun dışında çok dikkatli olmadığınız sürece belki bir şeyleriniz çalınabilir ama ben kameramla, telefonumla çok rahat gece sokakta dolaşabiliyorum ve hiçbir şey başıma gelmedi. Emre, Küba'da din yasak mı? Hayır, tabii yani sosyalist ülkelerde olduğu gibi dinle arası çok iyi olan ülke değil. Onu söylemek lazım ama diğer ülkelerin aksine dinde hiçbir zaman yasaklamamış. Yaptığı şey şu olmuş, bizim bildiğimiz gerçek anlamda laikliği uygulamışlar. Yani dinin devlet işlerine karışmasını tamamen engellemişler. Din adamlarının o tarz yetkilerini tamamen ellerinden almışlar ama insanların dini inançlarını sergilemelerine hiçbir şekilde karışmamışlar. İşte kiliseleri kapatmamışlar. Dinsel yaşam normal şekilde devam etmiş. Ülkede iki tane temel dini grup var. Bunlardan biri Katolikler. Daha çok beyazlar içerisinde görülüyor bu ama bildiğimiz diğer ülkelerdeki Katoliklere göre çok daha gevşekler. Sert veya muhafazakar değiller o kadar. Bir de Santeria diye Afrika kökenli yerel bilim var. O da özellikle siyah ve melezler arasında yaygın. Yağmur açıkçası bana çok sorulan soruların başında Küba kapitalizme ne zaman geçecek sorusu geliyor. Bu konuyla ilgili herhalde, hatta şöyle söyleyeyim, Küba'ya gelecek olan herkes bu motivasyonla geliyor bile denebilir. Hani kapitalizme geçmeden bir göreyim, işte 3 yıl sonra geçecek deniyor, 5 yıl sonra geçecek deniyor falan. Hatta şöyle söyleyeyim, buraya gelen herkes şunu diyor, yani standart tespit, bunu demeyen turist yok arkadaşlar. 10 yıl sonra kesin geçiyor, kesin bilgi diye. Sen ne diyorsun? Şöyle, açıkçası ben de buraya gelmeden önce aileme falan söylediğimde ya da arkadaşlarıma söylediğimde ya ben de oraya gitmek istiyorum, bir kapitalizme geçmeden görelim demişlerdi. Ve biz bu konuyu böyle kısa bir şekilde işlemedik, ayrı bir video yaptık. Bu konuyu diğer videoda çok daha uzun bir şekilde açıklayacağız. O yüzden diğer videoyu bekleyin. Eğer merak ettiğiniz başka şeyler varsa yorumlara lütfen yazın. Evet, onlarla ilgili hala Küba'da Yağmur. Onlarla ilgili de belki video çekebiliriz. Aynen öyle. O zaman daha sonraki videoda, yani Küba kapitalizme ne zaman geçecek videosunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.